Müthiş bir el becerisi var. Onu herhalde şu an izleyenler görüyordur. Onlara da selam olsun değil mi hanımlar? Kim özellikle? Onu birazdan konuşacağız. Safran da galiba. Safran da var. Tabii, olay yani. Var be, ismi de varmış bardakların. Pizza kulesiymiş. Onun ismi Aşila Gülitli. O da aşçı kendisi. Heh. Ama ben hiçbir şey ondan öğrenemedim. Ustam sizi bekliyoruz. Sağ olun. Asıl usta. Asıl usta işte o. Asıl usta geldi. İtiraf etti. Artık evde bu videoyu izlerlerken inşallah tartışma diye bir şey çıkmaz. Nişan sen ne yapıyorsun canım? Bakalım. He? Tadına bakıyor önce. Arkadaşlar ya bakın böreklere bakın. Bu ki başı. Hey başı. Peki. Canım benim. Tüketleri önce bir dağıtıyoruz şöyle. Merhabalar sevgili arkadaşlar, selamlar. Umarım bulunduğunuz yerde keyiflisiniz ve her şey gönlünüze göredir. Bugün Almanya Wuppertal'da bir eve misafiriz, davetliyiz. Evet, hemen arkamda görüyorsunuz, çiçeğimizi de aldık. Bu güzel eve götüreceğiz oranın sahibelerine. Bizim için özel bir sofra hazırlayacaklarını, yemekler yapacaklarını ve mutlaka bizi yanlarında görmek istediklerini söylediler. Biz de davete icabet ediyoruz arkadaşlar. Evet, çiçeğimizi aldık, yola düştük. O zaman biz yola devam edelim. Bakalım bizi neler bekliyor. Değil mi? Burası Wuppertal. Evet. Wuppertal'ın bir özelliği de arkadaşlar, yine bir videomda anlatmıştım Almanya'ya geldiğimde. Böyle havadan giden trenler var burada. Yani direklerin üstüne raylar yapılmış. Başka da bir şehirde yokmuş. Sadece bu Wuppertal'a ait bir durummuş. Eve geldik misafirliğe. Vallahi ben gelmeden her şey zaten hazırlanmış ama zannediyorum bir içli köfte yapacağız. Konukları aç bırakmamak adına bence hemen içli köfteye geçelim. Yapmaya başlayalım. Bir kere bulgurum var. Limamız var. Tamam. Suyumuz soğuk su bulacak. Soğuk su. Bu Muş'un içli köftesi. Muş'un içli köftesini yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Bir tane yumurtamızı doğratacağız. Tamam. Önce bir elimi tekrardan yıkamam. Tabii değil mi? Yumurtaya elini sürdün çünkü. Bak şu, yani şunlar bir kere hazır arkadaşlar ya. Bakın evet, böreklere bakın. Şey de, iki çeşit börekti. İki çeşit. Evet. Biri su böreği. Biri su böreği. Biri de Kürtçe diyorlar hafkat, yani yedi tat var içinde. Yedi tat var. Yedi var tat böreği. Heft tat. Evet. Hafkat. 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 Yani yedi katlı tat. Yedi katlı tat. Bu da normal bizim su böreğimiz. Su böreği. Peki. Evet. Hemen evet. Şurada. Şurada kış çorbası diyorlar of. Buna. Ya bu olay işte ya. Ben çok çorba hastası bir insanım. Dişah. Dişah gel buraya gel. Bu da zerdeçal pilavımız ya. Yani. Vallahi, bu da badem var. Kuş üzümü var. Şeyde bir de. Ama içine safran da galiba. Safran da var. Tabii olay yani. Huz diyorlar. Gulukla. Gulukla. Bunu bize özel anlatman gerekecek. Birazdan bize bunu özel olarak anlat. Biz şimdi hemen istersen gel içli köfteye geçelim. Şurada bulgurumuz vardı. Burada soğuk suyumuz var. Burada tuz. Yumurtayı kırdığı için elini yıkamıştı. Evet. Tekrar devam ediyoruz. Birazcık suyumuz. Dişah. Dişah da gelecek. Şimdi yardım edecek. Evet. Sesin soluğun çıksın Dişah. Dişah gülüyor şu anda. Bize bakıyorsun. Önce kıymanı biraz yumurtayla suyla yoğuracaksın ki içli köftelerin güzel gelsin. Kıymalar birbirini bıraksınlar yani. He, diyorsun ki bu püf noktasıdır. Evet. Ne var? Tadını şaka yapıyorsun. Aha. Oo. Sen bugün dört dumandan bir şey göremiyorum. Kurulacak olan sofrayı düşünemiyorum. Sevgili Nuray vallahi konuşturmuş. Vay. Ama siz ailecek zaten. Harikasınız, çok güzel işler yapıyorsunuz. Eşin de zaten değil mi? Evet. Bir anlatır mısın? O da aşçı kendisi. Heh. Ama ben hiçbir şey ondan öğrenemedim yani, onu da söyleyeyim yani. Hep diyorsun kendi. Kendim öğrenmişim yani. Bunu arada, izleyecek bak, bunu evet, izleyecek. Arada o beni ayrı benimle tarif istiyor. Nuray itiraf etti, artık evde bu videoyu izlerlerken inşallah tartışma diye bir şey çıkmaz. Çünkü dedi ki ben eşimden hiçbir şey öğrenmedim kardeşim. Ben dedi ne öğrendiysem kendim yaptım, öğrendim. Gerisini ben bu lafı ortaya atıyorum. Kimle konuşuyorsun? Konuşsun. Alsınlar vallahi. Diyorsun. Evet. İçli köfte bizim oralarda yoktu. Ben içli köfte kayınvalidemden öğrendim. Aha. Bizimki ben kendim Erzurumlu olduğum için
bizim Erzurum'da içli köfte yok. Duyuyorsun. Erzurum'da içli köfte yok mu? Yok mu? Şimdi peki Erzurum'da olup da bana yazanlara ne diyorsun? Hayır, hayır canım. Hayır, Erzurum'da bak. Erzurum'un su böreğini zaten börek yapan yok. Su böreği bir. Kadayıf peki diyorsun. Şu anda mı herkes yapıyordur? Eskiden yapmıştır. Eskiden yoksa yapıyorlar. Ne kadar bulgur koydun? Ben 100 kanarı koyuyorum. Şununla ne kadar koydun mesela? Ben şununla 1,5 koydum bu tasımla böyle. Bakın arkadaşlar, tası gösteriyorum. Şununla 1,5 şöyle. Şu bir yanılmıyorsam. Evet. Şöyle bir ve bir de bunun yarısını evet. koymuş. Biraz yarısını da koysun. Biraz, koyayım mı biraz daha? Biraz daha. Şöyle. Ha? İyi evet, mi? Onu da koyayım herhalde. Peki hadi o zaman. Hepsini şöyle bıraktım. Evet. Peki o zaman ne yaptık? İkiyi geçti bu. İki oldu evet. Şimdi yaklaşık bir 10 dakika böyle yoruyoruz soğuk suyla. Zaten bunun herhalde hikmeti çok iyi yoğurmak. Evet. Özellikle soğuk suyla olacak. Yani sıcak su oldu mu olmuyor. Suyu ara ara mı katıyorsun? Ara. Yoksa elini mi batırıyorsun? Ne yapıyorsun? Önce böyle yapıyorum. Elimin içinde. Bu şekilde. Böyle şekilde koyuyoruz. Peki. Bunu birazdan konuşacağız çünkü bunu detaylı konuşmak lazım. Haşla gurluke diye geçiyor bu yemin. Haşla gurluke birazdan nasıl yapılıyor konuşacağız. Bekleyin, ben de merak ediyorum. Acın önce ben olmuş. Bunun içini hazırladım ki soğuk olsun ki. Tamam, içine ne koyun onları önemli. İçinde de soğan, kıyma, taze maydanoz, kuru nane, bir de fesleğenin kurusunu yani. Fesleğenin kurusunu koydun. Evet. Tamam, çok güzel. Salça koymadın. Yok, salça kur. Peki buna attım. Ceviz koyanlar var. Ha, ceviz diye dedim ya, onun dışında kıyma olmayanlara koyuyorum. Peki, tamam o zaman. Şimdi bunun bekleyecek dışında... mi, demlenecek mi yoksa ne? Direkt... yapacağım. Hemen yapacaksın. Aranıyorsun. Nişanım buyurun. Sizi buraya doğru alalım. Ellerini yıka. Ellerini yıka. Yapmak istiyorsan. Yapacaksın, ellerini yıkacaksın. Geliyorum. Tabii. Şimdi evet, Dilşah ele aldı. Kadar... Aa, bu çok kibar yapıyorsunuz ama değil mi? Küçük küçük böyle. He, çok küçük ya, senin de. Çok küçük. Benimkiler çok büyük. Yenge ver yenge. Bu kadar hazır şimdi. Evet, asıl usta. Asıl usta işte o. Asıl usta geldi. Ustam, sizi bekliyoruz. Evet, asıl usta geldi. Süpersin. Seni bekliyorduk. Bir ders ver bu öğrencilerine. Harikasın vallahi. Bir bakalım. Evet. Bakın böyle güzel açtı. Geniş geniş. Yedi, on bin. Daha güzel. Şöyle kırtaç ettim, şöyle afiyet bakalım. Zor spas. Diyor ki ben size köfte yapıyorum ve afiyet olsun diyor evet, yengemiz. Evet. Sağ olsun. Ellerine sağlık. Ya tuzun ağzı. Artık ya. Yengemiz herhalde sayısını hatırlamıyordur. Bu kaçıncı onun? Onlar düğün yemeğini bunlar yapıyorlar. Değil mi? Düğün yemeğini yapıyorlar. Devam ediyor canım ciğerim. Senin de tarzın değil mi Dişah böyle? Biraz daha büyük yapıyorum. Akrabamız hanımefendi de burada. O kadar şık giymiş. Ben gömleği göstermek istiyorum. Çok şık bir gömlek. Hele saçları, yani vallahi bak sadece saçı göstereceğim. Çok şık. Hoş geldiniz. Zor spas. Sizi burada görmekte güzel. Görüyorsunuz değil mi? 3, 4, kaç kişiyiz? 4 koldan. İçli devam ediyoruz. İçli köfte yapılıyor. Helal olsun vallahi bizim yeni hanımlar. Ama hepimiz farklı bir yerde gelmişiz. Bir yerde buluşmuşuz yani. Evet, o maşallah. O da güzel. Gönüller bir olsun. Aynen öyle. İnsanların niyeti iyi olsun. Yoksa oralı, o köylü, bu şehirli gerçekten çok da büyük fark etmiyor. Niyet iyi olsun arkadaşlar. Bir yemeği yerken beraber huzur içinde sağlıkla paylaşabilmek, bu önemli olan da bu zaten. Gördünüz mü? İmece usulü olunca nasıl bitti çarçabuk. Vallahi helal olsun. Nesi var, iki yerin sesi var. Harikasınız. Anam, biz artık alışmışız. Bunlar bize şey geliyor. Sanki çocuk çay, oyuncağı. Evet, sen çay demliyormuşsun. Hadi ya, vay be. Vallahi bana öyle değil yani. Bana biraz ağır geliyor. Öyle mi? Hani yapıldığı yerde gördüğüm anda yerim yani. He, ben de ama yapmazsam. Ama hepimizin de müthiş bir el becerisi var. Bunu herhalde şu an izleyenler görüyordur. Onlara da selam olsun değil mi hanımlar? Kim şu an bizi izliyorsa. Evet valla, herkese selam. Dünyanın neresinde izliyorlar? Çünkü her yerden izliyorlar biliyorsunuz. Türkiye'nin her yerinden, Samsun'dan, Trabzon'dan, Hakkari'den, Edirne'den, her yerden. Şimdi hanımlar, beyler sizin bu yemeğinizi izleyecekler.
Yapsınlar, ve Avrupa'dan, bir. Amerika'dan izleyenler var, Avustralya'dan. Şimdi YouTube öyle olmuş. YouTube evet. Olunca evet. Dünyanın her yerinden izliyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Baş parmağıyla oydu arkadaşlar. İnceltti, güzelce değinmeyecek şekilde. Şimdi bunların makineleri de çıkmış galiba. Evet, yapıyorlar. Çıkmış, evet. Yumurta yani şeklinde çıkartıyor onları. Benim çocukluğumda biliyorum, annemler yaptıklarında hani köyde, hani bazen köyü ziyarete gidiyorduk, o iş içine şey koyuyorlardı. Kayısı mı? Kayısı koyuyorlardı. Ceviz. O zamanlar. Yok yok, biz eskiden kayısı koyuyorlardı. Kayısı konuluyordu, tabii. Mesela, cevizi biliyorum da kayısıyı duymamıştım. Bizim orada dedim ya, bizim içli köftemiz yok, böyle biz annem yapıyordu. İçinde kayısı koyup haşlıyordu, bunu da yumurta batırıp kızartıyordu. Etsiz yapıyordular. Hatta daha önceleri sade soğanla yapıyordu. Bu kıymayı daha sonradan bu hani... Bu kıyma değil mi de yeni şey böyle kapıyor. Zaten köylerde eskide kıyma yoktu ki. Kimse kıyma kapıyor. Biz diyemez acıyım yani. Amuzeme bakmak adım biliyor benim. Bizim yer amuzeme aslında hançı yapıyor. Birazdan kızdıracağız bunu da, üzerine tekrar dökeceğiz. Şimdi şöyle elimizi ıslatalım. Şunu koyayım. Et oranı bayağı fazla, kıyma oranı. Evet. Bulgur oranı az. Benim diğer videolarımı bilenler bilirler. Ben yaptığımda kıyma oranı fazlaydı ama burada daha fazla. Bir bardak kadar koyayım, yeter. Yani yeterli mi o? Yeterli, çok güzel. Peki. Kendi buharında oluyor. İşte yapmaya çalışacağım, dur bakalım. Yeterli mi bu kebap? He he, yeterli. Zaten küçüktür ya. Peki, elimi şöyle gelelim, bir satayım. Severim. Bu ki başı. Hey, başı var. Yani başı neyse de başı yani. İyi mi diyorum? İyi. Tamam, şöyle mi? Boş ya, evet, bunda tamam. Destek sağlı. Zor spas. Peki. Canım benim. Gel. Epüşün, epüşün, epüşün. Evet, durum bu arkadaşlar. Bu burada kalsın mı? Bu burada kalsın, bir kenara kadar. Tamam, hadi o zaman oraya geçiyoruz. Ben de ellerimi yıkayayım. Şimdi hemen bunu gösterelim. Neydi burada, neler vardı? İsmi ne bir kere? Onu tekrar söyleyeyim. Onun ismi Fasulye Güliki. Diyorlar Türkçesi. Ama Türkçesi ne olur ben bilmiyorum. Kaşına guliki, evet. Bu gulik Nisan aylarda, Mayıs aylardan çıkan bir pancardır. Ömrü kısa olan bir pancardır. Bir 20 günlük tutar mı yok diyorlar yani. Ama benim bir akrabamız kurutmuş. Bizden Türkiye'den göndermişler, sağ olsunlar. Çok sağ olsunlar. Burada hemen içli köftenin suyu kaynadı. İstersen hemen şuradan tuzumuzu alalım. Getirin. İçinde başka ne var? Bulgur var içinde. Bulgur. Ama 1-1,5 saat bunu kaynatmasın gerekiyor. Bulguru? Evet, bunu kaynatıp böyle döndürmen gerekiyor. Dibi tutmasın diye de bayağı yani. Meşakkatli. En sonda İş. Tam kaynadığından sonra bir bardak süt, bir kaşık da un karıştırıp üstüne dökeceksin. O da sanki onun neyi gibi diyelim? Zozuk sosu, yani. Sosu diyelim. Yani onu yapışması için. Terbiyesi mi diyorsun? Terbiyesi. Çorbanın terbiyesi. Bu da yemeğin terbiyesi oluyor. Evet. Ondan sonra yap. Tereyağı koyuyorlar, yağ döküp üstüne yiyorlar. Tereyağı döküyorlar üstüne. Güzel, peki. Evet, burada son sürat fişe içli köftelerimizi. Evet. Bayağı bir imece usulü el birliğiyle bugün yemekler yapılıyor. Hemen şöyle ben de kapatayım ağzını. Bu burada haşlanır dursun, böyle buharında da oluyormuş zaten. Ben araları karıştırırsın. Çok güzel görünüyor valla. Kimi de ne vitamin vardı o ottan? Tabii ki kaynaklanan. Bu ot çok şifalı otlar. Bunlar değil kendi mi? Memleketimizin otları hepsi. Nuray'cığım, cağdan, cağ mı? Cağ. Cağdan bahsettin. Cağ önemli bir ot. O otu yiyenler, arkadaşlar, hanımlar ikiz doğuruyormuş diye bir durum söz konusu. Herhalde bu çok yaşandı ki artık konuşuluyor yani. Kaynattıktan sonra böyle bir sıvı yapacaksınız, yüzü parlasın diye. Evet.
Şöyle bırakacağız. Evet, Allah güzel gidiyor. Her şey yolunda. Bu dip tutmuyor bu arada inşallah. Evet, evimizin genç kızı geliyor. Buyurun, eldivenlerini giydiler. Şu anda salatanın sosu ayarlanacak arkadaşlar. Ondan sonra sen bana dön. Sosu biraz bunu şöyle salatman gerekiyor. Vay be, işte. İşte evin hanımı, işte dişli köfte. Vallahi helal olsun sana. Yani diyor ki ben öyle kaşık maşıkla uğraşmam. Tencereni kendisini sallarım. Kaşık girmişsin. Soğan kabına bıraktım da. Gerçekten olay. Vay vay vay. Süper. Ağaçlar böyle kapatalım. Hemen. Vay vay vay. Süper. O kadar iyi kızarmış ki nar gibi olmuş valla. Patateslerle beraber. Bu böyle mi gidecek şimdi içeri? Tamam, bunu da götürün. Ama sıcak elinizi yakarsanız. Orada diyorsun servisi ben yapayım tabakları. Tamam, güzel fikir. Evet. Biri Devran'ın elinde, biri Rukiye'nin elinde. Börekler ardı ardına masada yerini alıyor. Neydi? Tet kat. Buydu arkadaşlar, 7 katlı. Burada su böreği de var. Peki, şunu şöyle biraz... gerçekten haklıyım ısındığımda. Evet, bayağı tabak sıcakmış. Evet. Sıkı tutaya. İnşallah bir tutma. Peki yavaş yavaş masamız toparlanıyor. Evet, işte bu özel ve geleneksel yemek. Bu da burada kalsın. Evet, ortaya diğer şeyler olacak. Evet, pilav. Ya bu pilav olay işte. Pilavın doldurucu da önemli yani. Diyorsun. Ne durumda? O bitti. Bitti mi bu? Evet. Şimdi yapacağım. İşte olay bu. Harika. Yani işte görüyorsunuz değil mi ne kadar çayı sevdiğimi artık. Daha yemek gelmedi, çay kondu buraya. Peki içli köfteler pişmiş arkadaşlar. Şimdi buna üzerine tereyağı dökülecek. Vay vay vay, süper. Sevgili Nuray bugün mutfağını resmen konuşturdu yani. Bence o suyu bile çok faydalıdır. Onu da üstüne dökelim. Tamam. Şey, benim elim böyle alışmış. Şöyle dökelim.
Evet, İsmail diyor ki ben servislere başlayayım. Geçin. Bin derde deva bu çorbayı mutlaka sonuna kadar tek bir damla kalmayacak şekilde için. Bir kepçe mi doldurayım? Ya iki kepçe. Bir buçuk değil. İki kepçe normal dedi. Üçüncü desem vermiyoruz. Ben kepçe dediğim kaşık. Evet, sevgili Nişam'ın çorba kendisi şu anda. Efendim, siz çorba için ne düşünüyorsunuz? Çok güzel. Diyorsun. Evet. Ama bu arada harika bir yazma var başında. Kendi el işlemen mi? Nasıl? İğnedir. Öyle mi? İğne oyası değil mi bu? Güzelmiş ama. Teşekkür ederim. Kimya kısa eline sağlık. Çok şık. Önce bir keser çekim adı bakın. Size afiyet olsun. Hoş geldin. Herkes afiyet olsun. Her zaman söylüyorum, bir sofra ne kadar güzel olursa olsun, eğer paylaştığımız insanlar güzelse bir anlamı var. O zaman lezzetleniyor, o zaman daha tatlı oluyor. Dolayısıyla bu güzel insanlarla birlikte paylaştığımız için de bu sofra harika bir sofra, çok güzel bir sofra. Allah bereketimizi artırsın, daha da bollaştırsın, Allah olmayanlara versin. Peki o zaman cizde yemeğimize başlayalım. Evet, şimdi haşla guliki yiyeceğim arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Haşla guliki, evet. Sevgili Dişak bana üçlü köftemizden de verdi tereyağıyla birlikte. Bakalım bu haşla guliki nasılmış? Bu özel memleketten gelen otla yapılan haşla guliki. Son derece hafif. Hafif, ipeksi bir tadı var böyle güzel. İpek gibi bir yemek. Genç kızlarına kaldı sofrayı toplamak. Allah bu makineyi bulanlar razı olsun mu? Evin gelini. Bak Nuray diyor ki bu diyor makine için evin gelini diyor. Şimdi maşallah içerisi kalabalık ama bu kalabalığa göre bir baklava da yapılmış. Nuray'cığım elin kolun. Afiyet olsun. Görmüşsün. Baklava bana aitti, Demet'e aitti. Demet'e ait. Evet. Peki. Demet'in eli kolu dert görmesin. Ellerine sağlık. Bu arada wow. Çayı ne yaptınız arkadaşlar? Çay şu aranızdan ben bir geçip çay ne durumda? Evet, demlenmiş. Bayağı çökmüş yani. Şimdi gelelim bu tarafa. Tabii. Nişan sen ne yapıyorsun canım? Tadına bakıyor önce. O kadar da kibar ve efendi ki gözlerim yeşerdi. Hanımefendinin ne diyecek yok. Çok güzel. Valla. Şey etken balası yap, bile yapıyor. Şunu şöyle bir yap da biz görelim. Nasıl? Diyorsun yani. Peki. Güzel. Ellerine sağlık Demet şimdiden. Çok güzel görünüyor. Anne bunu götür. Besleyelim. Çay bir bunun. Tabi asıl aşçımız burada biliyorsunuz. Baklavayı puan verin diyeceğim ama kızın olduğu için mutlaka bir torpil olacaktır tabii, diye düşünüyorum. Tabii, değil mi? Burada en keskin dili kim olabilir? Yeni dişlerimi yaptırmışım belki. Evet, yeni dişlerinizle baklavayı bir deneyin. Bir fark olacak bunun. Buyurun. Gerçekten merak ediyoruz. Yeni yaptırdığınız dişlerle. Dişlerimin reklamını da yapıyorum. Tabii. Belki doktorunuz da izlerse. Ev baklavasının. Yani yanınızdaki beyefendinin baklavayı yapan kızcağızın babası olduğunu hatırlatarak ona göre insaflı bir yorum yapmanızı bekliyorum.
Buyurun. Evet. Çok güzel şu. Bence de güzeldir. Şimdi neyimiz eksik arkadaşlar? Çayımız. Evet, çayımız eksik. O zaman haydi çayı getirelim. Hoşça. Ha, hoşça. Evet, hoşça. Hocam dikkat ettin mi Seher Hanım? Bardakları, evet bardakları. Kızak kulesi. Öyle mi? Öyle mi geçiyor bunun adı? Buna devamına aittir. Vay be, ismi de varmış bardakların. Pizza kulesiymiş arkadaşlar. Ben ilk defa duyuyorum. Duyanlarınız yazsınlar. Peki buyurun. Bu bardakların bir ismi varmış. Ben duydum az önce. Pizza bir şey dedin. Pizza kulesi bardağı. Bravo, evet aynen. Pizza kulesi bardağıymış. Tabii bu görüntünün neresini pizza kulesine benzetmişler onu da ben anlayamadım. Yamuk hiç de benzemiyor. Yamuk mudur? Yamuk mudur? Aaa doğru. Tabii tabii. Gerçekten de yamuk vallaha. Doğru ya. Fark ettin mi? Vallaha şimdi fark ettim. Ben de niye durman yamuk? O yüzden hani pizza kulesi dedik ya yenge. Gerçekten de yamuk. Bardak yamuk arkadaşlar. Ne diyorsun Seyma? Ben de zannettim ki bardak yani yamuk duruyor. Yok gerçekten ciddi ciddi yamuk. Ben de rastladım altın hepsi yamuk. Bizim ailenin bir huyu vardır. Kimse limonsuz çay içmez. Ama şu anda... Evet limona kimse yüz vermiyor. Yemek bitti. Bak olan kuruna bakıyorsun. Afiyet olsun. Sana canım. Afiyet olsun. Çok sağ olasın. Valla Nuray'ın kızı yapmış baklavayı. Onun da ellerine sağlık. Çayımız da geldi. Birlikte şu anda. İyi düşünmüşsünüz valla. Çay da güzel sıcak tutar değil mi böyle? Evet. Ha, çok hoş. Belki arkadaşlar aramızda kullananlar da vardır. Bende de var çok sık kullanmasam da. Sanki dişal sende de var. Sen de doğru sen de kullanıyorsun. Valla çok doğru. Hani ocakta uzun uzun. Ben çay kaynatıyor gibi güzel bu arada. Gerçekten de. Evet. Çok iyi. Daha çok da herhalde Almanya'da ya da Avrupa'da yaşayanların evinde var bu. Mutlaka Türkiye'dekilerde de. Bu herhalde Ikea'dan aldığım bir şey değil mi? Ikea'dan genellikle bu aylardan Ikea'ya geliyor. O köpeği çok güzel görünüyor. Süper. Wow. Ondan sonra da kapağı üstüne diyorsun. Bu şekilde. Çok şık bir sunum. Çok güzel. Valla güzel köpüklenmiş. Halen baklava mevcut. Çok güzel görünüyor. Hadi bakalım. Köpükleri önce bir dağıtıyoruz şöyle. Valla maşallah güzel köpük tutmuş. Bunlar yemeği yemiş, üstüne çay içmişler. Harikasınız kızlar. Artık halay zamanı diyorlar. Tey 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 tey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 İşte. Sana da afiyet olsun. Teşekkür ederim. Evet, biz şu anda Dişahlar'a geri döndük. Yemekten geldik arkadaşlar. Wuppertal'la Düsseldorf arası ne kadardı Dişah? 20 dakika? Yarım saat. Yarım saattir yoldayız. Otobandan geldik arkadaşlar. İnsan tabii tüm gün yorulmuyor değil ama bu arada Nuray'cığımın da ellerine sağlık. Gerçekten harika hazırlamıştı.
Çok teşekkür ediyorum kendisine ve ailesine, kızlarına. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ellerine sağlık tekrar tekrar. O zaman abone olun. Bizi yalnız bırakmayın lütfen. Bu videoların gelmesini istiyorsanız eğer, beğenirseniz ve bolca da yorum yazarsanız videonun altına çok 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 mutlu oluruz. İyi ki varsınız. İyi ki bizimle birliktesiniz. Hadi o zaman görüşmek üzere. Müthiş bir el becerisi var. Bunu herhalde şu an izleyenler görüyordur. Onlara da selam olsun değil mi hanımlar? Bunu birazdan konuşacağız. Safran da galiba. Safran da var. Tabii. Olay yani. Vay be. İsmi de varmış bardakların. Pizza kulesiymiş. O da aşçı kendisi. Heh. Ama ben hiçbir şey ondan öğrenemedim. Ustam sizi bekliyoruz. Sağ olun. Asıl usta geldi. İtiraf etti. Artık evde bu videoyu izlerlerken inşallah tartışma diye bir şey çıkmaz. İnşallah sen ne yapıyorsun canım? Tadına bakıyorum. Arkadaşlar ya bakın böreklere bakın. Şey... Bu ki başı. İyi başı. Peki. Canım gelin. Bir önce bir dağıtıyoruz.